Hurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yine haftanın iş ilanları ile sizlerle birlikteyiz. Haftanın en ilgin en ilginç iş ilanı arkadaşlar Acun Medya'nın yayınladığı iş ilanı oldu. Birazdan ona geleceğim. Önce detaylı bir şekilde diğer ilanlara bir göz atalım. Acun Medya ilanını görüyorsunuz. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6000 TL maaşla İSKİ'ye çok sayıda personel alım yapıyor. Ticaret Bakanlığı kamuya 60 devlet memuru alım yapıyor arkadaşlar. Videoyu yaptığımız 7 Ocak itibariyle bütün bu iş ilanları aktiftir. Ayrıca arkadaşlar bu iş ilanlarına ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Videon, videonun altına linki mevcut. Cep uygulamamızı indirebilirsiniz. Ayrıca bu iş ilanlarını sadece iş ilanları olarak video görmek isterseniz iş ilanları YouTube kanalımızda aktifleştirdik. Videonun altına linki var. Direkt tıklayıp abone olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Sadece iş ilanlarını giriyoruz. Ayrıca son bir şey bu videoyu daha sonra izlemiş olabilirsiniz. Problem değil çünkü videonun altındaki linklerin hepsi günceldir arkadaşlar. Linklere tıklarsanız bütün işleyenleri güncel bir şekilde görürsünüz diyorum ve detaylara geçiyorum. Belediye arkadaşlar, kamuya, şoför, tekniker, teknisyen, mühendis alımı yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 adet zabıta memur alım yapıyor. Birazdan bunların detaylarına gideceğim hızlıca. Jandarma Genel Komutanlığı 2021 yılı personel alımına başladı. Düz memur alımıdır bu arkadaşlar askeri personel alımı değil. Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü çok sayıda öğretmen, müdür ve personeller alıyor arkadaşlar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi 60 adet zabıta, kadın, erkek ve koruma memuru alımı yapıyor. İlan aktif. Çorum Belediyesi Başkanlığı İtfaiye ele, ele, ele alımı yapıyor arkadaşlar. İlan yine aktif bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Akbank Türkiye geneli 2021 yılı personel alımlarına başlamıştır. İlan aktif linkler hepsi videonun altında mevcut arkadaşlar. Kamu kurumlarına 1093 memur alımı yapılacaktır. Bu alım arkadaşlar sadece devlette yetimlerin oluşturduğu, yetimlerin bakıldığı 18 yaşına kadar yetimlerin bakıldığı devlet bünyesinde bakılan kişilere ait bir alımdır arkadaşlar. Yani yetimleri devlet işe alıyor arkadaşlar. Eğer bu tarz bir durumunuz varsa ya da etrafınızı bildiğiniz varsa başvurmasını söyleyin direkt devlet memuru oluyorlar arkadaşlar bilginiz olsun. Konya Kulu Belediyesi en az ilkokul mezunu 38 beden işçisi alımı yapıyor arkadaşlar. İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi 15 çöp personeli ve zabıta personel alımı yapıyor. Bu ilan evet Çaba Tıp Fakültesi 2 -20 22 personel iş ilanı yayınlandı. Hastaneye iş ilanı yayınlandı arkadaşlar. Türkiye Sağlık Enstitüleri 18 adet memur alımı yapacaktır. İlan aktiftir arkadaşlar. 9 Eylül Üniversitesi 120 adet hemşire alım yapıyor. İlan aktif başvuru yapabilirsiniz. Türkiye yönel özel hastanelere 1535 personel alım yapıyor. Bu ilanın detaylı bir şekilde sizlere sunmuştuk. Kanalda videosu mevcut arkadaşlar. Çukurova Üniversitesi 54 personel alım yapıyor. İlan aktif. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 5000 TL'ye personel alım yapıyor. Evet arkadaşlar sırayla bakalım. Çukurova Üniversitesi'nden başlayalım arkadaşlar. Bakalım Çukurova Üniversitesi'ne kimler alınıyor? Hangi branşta alınıyor? Hastaneye alım yapılıyor arkadaşlar. 2020 KPSS puanıyla alım yapılıyor. 54 personel alımı yapılacak. KPSS ile alım yapılıyor. 18 yaşını doldurmuş olmak aranıyor. Başvurular cuedu.tr adresinden yapılacak. KPSS dediğim gibi sonuçları isteniyor. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2021 arkadaşlar. Direkt personel Ju Edit internet adresinden başvuru yapılacak yapacaksınız arkadaşlar. Hemen kadrolara bakalım. Evet kadroları görüyorsunuz arkadaşlar. Hemşire 43 kişi, fizyoterapist 1 kişi, laborant 2 kişi, sağlık teknikeri 2 kişi, sağlık teknikeri 2 kişi, sağlık teknikeri 1 kişi, sağlık teknikeri 1 kişi, psikolog 1 kişi, diğer sağlık personeli bir kişi ekranda da detaylarını görüyorsunuz. Kim ne alınacak? Hangi branşta alınacak? Birçok iş ilanına yer verdiğimiz için hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Acun Medya'ya bakalım hemen. Acun Medya biliyorsunuz arkadaşlar. Eksen platformunu yayınladı. Evet Acun Medya TV8 bünyesinde çalışmak isteyenler için yayınlanan personel ilanına muhasebe uzmanı personel alım ilanı yayınlanıyor arkadaşlar. Muhasebeciyseniz ekranı gördüğünüz şartları taşıyorsanız genel muhasebe, duran varlık muhasebesi, alacak muhasebecisi, borçlar muhasebesi, işlemlerin takibi, hesapların tam doğru kayıt altına alınması, e-fatura, e-defter, e-arşiv süreçlerini yürütmek gibi detaylar aranıyor arkadaşlar. İngilizce isteniyor. 5 yıl deneyimli bir kişi olmanız gerekiyor. Excel kullanmanız gerekiyor. Uluslararası firma çalışma tecrübesine sahip olmanız gerekiyor. Askerliğini tamamlamış olmanız gerekiyor. Seyahat engeliniz olmaması gerekiyor. Ekranı gördüğünüz linki mevcut kariyer net üzerinden alım yapılıyor arkadaşlar. Yine başka bir ilana bakalım. Youtube'da bir videoda birçok iş ilanını sizlere sunan başka bir kanal yok arkadaşlar. Kanala abone olmanızı öneriyorum. Altta linki mevcut. Sadece iş ilanlarını sizlere sunuyoruz. Birçok iş ilanı mevcut arkadaşlar. Youtube kanalımızda. Memurlar Haber.com taşıyorum. EYT iş ilanları kanalında. EYT ve kamu işleri adına videolar yapıyoruz. Ara ara iş ilanlarını sizlere sunuyoruz. Ama sadece iş ilanlarını görmek istiyorum derseniz. Videonun altına linkini koydum. İş ilanları kanalımıza abone olmanızı öneriyorum. Sadece iş ilanları veriyoruz o kanalda arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne arkadaşlar 100 adet zabıta memuru alım yapılıyor. Son başvuru 10 Ocak 2021. Başvurular Türkiye Gov.tr internet üzerinden yapılacak. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Kadroları lise mezunu, ön lisans mezunu ve lisans mezunu kadın erkek zabıta memuru alım yapılıyor. Ekranda görüyorsunuz. Teker teker okumayayım arkadaşlar şartlarınız tutuyorsa herhangi bir lisans mezununa başvuru yapabilirsiniz mesela. Herhangi bir orta öğretim kurumuna mezun olmak da ona da başvuru yapabilirsiniz. Başka şart yok arkadaşlar. Boy şartlarına bakalım. 2020 KPSS girmiş olmak dediğim gibi kadınlarda 1.60 boy ve üzeri olmak. Erkeklerde 1.67 boy üzerinde olmak. Boyunuz arkadaşlar 1-2 santim daha düşükse de başvuru yapın. O, ilanına e, ilana başvuru yapıp eğer seçilirseniz Orada boyu ölçen bir kişi oluyor arkadaşlar. Boyları ölçüyor. Onun insafına kalıyorsunuz. Hani 1 2 santimse adam 1.60 yazı veriyor Yani oradaki kişinin insafına kalmışsınız. Ya da böyle boyunuzu böyle böyle hafif topunuzu kaldırsanız 1 2 santim yüksek çıkarsanız işe yarıyor arkadaşlar. E, tecrübeyle sabit bilginiz olsun. 1 2 santim kısaysanız da başvuru yapın. 30 yaşınızı doldurmamış olmanız gerekiyor. 1991, 8, 2, 1991 daha sonraki tarihlerde doğanlar arkadaşlar başvuru yapabiliyor. Son başvuru 10 Ocak 2021. Son bir iş ilanına daha bakalım hızlıca. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki iş ilanlarının hepsi aktiftir. Hepsine başvuru yapabilirsiniz. Videoyu daha sonra izlemiş olsanız bile problem değil. Çünkü videonun altındaki linklerin hepsi aktiftir. Hepsine başvuru yapabilirsiniz. Biz çünkü memurlarhaber.com web sitesi olarak hepsi iş ilanlarına her gün 4-5 tane girdiğimiz için ilandaki linklerin hepsi aktiftir arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet jandarmaya düz memur alımı yapılıyor. En az KPSS'den 60 puan almış olmak gerekiyor. Veteriner, avukat, mühendis, istatistikçi, psikolog, uzman ve tahmil tahliye memur alımı yapıyor. Detaylar videonun altına mevcut tıklayıp ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa videonun altında bekliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.